Evet, bugün 20 Kasım ve Mustafa Sarıgül iki tane Roblox ile alakalı video attı TikTok hesabına. Ve en önemlisi ise Selahattin Par, kendisi avukat bildiğiniz üzere, Roblox ile alakalı bir tane video attı TikTok hesabına. Roblox'un açılma tarihi attı bir tane video. Önce Mustafa Sarıgül'ün videolarını izleyeceğiz. Ondan sonra Selahattin Par'ın videosunu izleteceğim size. Roblox dün gece güncellendi. Roblox'un açılmasını istiyorsanız lütfen kağıtlara yazın, okul tahtalarına Roblox açılsın diye yazın, sesimizi duysunlar ve lütfen bana atın, Roblox açılsın, çocuklarımızı izlesin. Günaydın çocuklar. Evet, Roblox'u dün gece güncelledik. Birinci adım atıldı. En kısa zamanda da inşallah oyunlarınıza kavuşacaksınız. Roblox açılsın, çocuklarımızın hayal dünyası genişlesin. Dün Adana Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox'un açılması için dilekçeyi verdik. Kararın gelmesini bekliyoruz. Roblox açıldığında tüm keyif çayları benden. Evet, görüntü ile Selahattin Par Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçeyi yollamış. Şimdi size dilekçeyi imzaladığı kaydı göstereceğim. Evet değerli arkadaşlar, sizlere dün söz verdiğim gibi Roblox'un açılması için Roblox'un açılma dilekçesini hazırladım. Roblox için bu dilekçeyi imzalayacağım ve Adana Sulh Ceza Hakimliği'ne teslim edeceğim. Şimdi imzalıyorum huzurlarınızda. Bugün imzalamış olduğum bu dilekçeyi Adana'ya teslim ediyorum. Evet, gördüğünüz üzere Selahattin Par'da Adana Sulh Ceza Hakimliği'ne göndermiş dilekçeyi. Şimdi bir de güncelleme hakkında konuşmak istiyorum. Güncelleme hakkında ise şöyle konuşabilirim. Güncellemede şunlar geldi. Aslında daha önce bunlar vardı ancak biraz da geliştirildi. İşte ebeveyn çocuğun hangi oyunları yerine hangi oyunları giremeyeceğini yasaklayabilir. İşte Robux almış, işte para yatırmış mı, kimlerle konuşmuş, işte herkesle konuşabilir mi, herkesle konuşamaz mı gibi şeyleri artık kontrol edebiliyor ebeveynler. Aslında biraz da güvenli oldu. Aslında şu an Roblox'un açılmaması için bir sebep yok ancak hala kapalı. Ki hatta demişlerdi, eğer Türkiye şartlarımız kabul ederse ofis açacağız demişlerdi Roblox. Ki Türkiye çok ilgilenmedi galiba ofis muhabbetiyle. Çünkü yetkililerin artık uğraşacak bir sürü işler var. Yani tek Roblox'u uğraşmıyor tabii yetkililer. Bir sürü işle uğraşıyorlar ülkeyle alakalı. Ondan dolayı şu anda Roblox biraz arka plan atıldı. Ancak bu dilekçeyle belki de Roblox açılabilir. Hiç belli olmaz. Benim sözlerim bu kadar. Yine Mustafa Sarıgül bir tane video atarsa 10 dakika yine konuşurum, işte Twitter gönderisi, Selahattin Par'ın dilekçe sonuçları mı artık ne olur bilmiyorum ancak yine onlar hakkında yine konuşuruz. O zaman görüşürüz. Bye bye.